Lan Zühtü, bu aşağıyı boşayan hakim var ya, seni dürüyden boşayan hakim dektir lan. Nasıl? Ya işte o hakim boşaymış. Nasıl dürüyeden beni boşayan hakim boşaymış? Ha işte o hakimmiş bu. Lan hilelidir o zaman lan o boşanma. Lan kesin hileliydi, beni tanıyıp bilip de mi beni boşayıverdi? Lan ben böyle hakimim var ya, ta! Lan Zühtü, hakim hem de kadınmış lan. Lan al işte, kadınmış değil mi? Al işte, meydanda bu kadın kesin fricit lan. Kesin fricit lan. O ne lan Zühtü? Soğuk lan soğuk, buzdolabı gibi yani. Erkek düşmanı yani, erkek düşmanı. Lan bu hakim var ya, yeminle beni Duriye'den boşanmak için kesin Halim Aga'dan rüşvet de almıştır lan bu. Abi. Rüşvet almıştır, rüşvet kesin vardır. Bana bak, sen ne diyorsun bakayım? Tövbe tövbe. Sen nereden çıktın ya? Biz köyde arkadaşlarla sohbet edip dururuz. Sen kimsin? O hakim için söylediklerini bir bir yediririm sana. Niye? Sen o hakimin avukatı mısın ki? Hayır avukatı değilim. Hakimin ta kendisiyim. Abo! Deme lan! Dedim bile. Abo! Hakim handan adalet verir. Senin deyiminle rüşvetçi hakim. Senin deyiminle frijit hakim. Ben demedim. Ben de demedim. Ya sus, tamam sus. Ben kulaklarımla duydum. Kimseni içeri attırayım da gör. Hakimi hakaretten içeri attırayım da gör. Nerede bu jandarma? Nerede bu telefon? Nasip, kaçanın anası ağlamaz. Yürü, saygıla. Ağlamaz. Yürü lan. Buraya gel. Abi çok yapmazdık. Yürü lan, yürü, yürü, yürü. Adaletten kaçınmaz. Kandan adalet verilir. Hiç kaçınmaz. Yakalayın lan. Ulan. Dur! Seni sürüp sürüp süründüreceğim Zühtü, gülmeyin! Kalk lan! Lan! Adımı da bilip durun! Kaç abi! Yine ne fırlattık etteği mi bu? Cibiliyetsiz! Öyledir, öyledir. Cibiliyetsizdir. Abi, gözünü seveyim. Nereye kadar kaçacağız? Adaletten kaçıyoruz oğlum. Abi adaletten kaçılır mı ya? Kaçılır. Bu adaletten kaçılır. Bu adalet bizi yakalarsa var ya. Bizi asar lan. Kesin asar lan. Yürü lan. Çabuk 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 çabuk. Git bakayım. Buyurun Hakim Hanım. Teşekkür ederim. Götü. Ya hakim hanım, yani hakim hanım, yani sizi tebrik ederim. Hani meslek hayatınızın en güzel kararını veriverdiniz yani. Tebrik ederim sizi. Neden? Bu Zühtü var ya, bu Zühtü var ya, bu Zühtü. Bu Zühtü ya, safi zarar. Hani bize etmediği kalmadı yani. Ya bunu içeri tıktırın da hem siz de kurtulun hem de bize cemaat olarak rahat ediverelim galiba. Kendime geliyor, kendime. Tam zamanında geldi. Açılın bakayım, açılın bakayım, açılın bakayım, açılın. Biraz açılın bakayım gibi. Komutanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldiniz Hakim Hanım. Hoş bulduk komutan. Konu nedir acaba? Zühtü Gülbayır diye biri şahsıma hakaret etti. Derhal tutuklanmasını talep ediyorum. Zühtü Gülbayır, tanıyoruz şahsi efendim. Merak etmeyin, biz şimdi bir telsiz anonsu geçer, gereğini yaparız. Teşekkür. Merak etmeyin. Efendim teşekkürler komutanım. Teşekkürler. Ya kusura bakmayın ya. Bir müsaade buyurun, müsaade buyurun. Ya, bir buyurun bir gafilinizi içmeyin. Teşekkür ederim, gerçekten ihtiyacım var. Buyurun lütfen. Biz bu hakim hanımla bahçede mi ağırlayacağız? Vallahi ne bileyim ki. Vallahi nerede isterse, bahçede isterse bahçede, salonda isterse salonda, gerekirse başımızın üstünde. Ana! Bu börek pişmiş. Annem bak kız Ayşe, bak ne güzel yapmış, güzel gözlü kızım benim. Kız bana bak, şimdi bunu içeri götür mutfağa, üstüne bir bez ört, yumuşayıver. Tamam ana. Oğlum kız nasıl oldu hamur? Ha? Olmuştu ki. Olmuştur o. Hey, Ayşem bak kız bak ne güzel olmuş. Biz bunu... Olmuş. Şimdi odun ateşini yakana kadar tamam bir güzel mayalanıverim.
kız nereye? Niye bahçede odunla diş yakıveriyoruz? Burada tüpün üstünde yapsak. Kız hakim hanım kaç tane yer ki? Kız Ayşe olur mu hiç? Hiç olur mu? Tüplü ocakta lokma herkes döker. Hakim hanım görsün bakalım odun ateşinde lokma nasıl dökülürmüş. Bizim de farkımız ortaya çıksın. Bir yesin doğru bakalım. Doğru söylüyorum. Ha? Hadi o zaman üşenmeyelim de gidip yakalım şu odun ateşini. Kız bana bakın. Kız. Şişt. Hadi yukarı bir bakın bakayım. Eksik geldik bir şey var mı? Hadi. Eyvallah. Ver onu bana da. Tamam. Hadi kızım. Halime. Odunları getir ver çabuk. Hadi. Çabuk. Çabuk. Kız bana bak. Durduk nasıl gidiyor ha? Böyle üstünden böyle bir ip kaptı mı? He vallahi aslında öyle oldu. Rahatladım sanki. Kız. Gelenim gidenim de pek oldu yani. Hiç boş kalmadım. Vallahi kız kimler gelip gitti? Günnazgiller falan değil mi? Neyse, sonra uzun uzun konuşuruz diyorum ben. Evet, attın mı bana anne? Hemen. Ey hadi. Hadi gel bakalım yakalım da. Anlatacaklarım var sana neler anlatacağım. Ateş başında bir konuşuverelim. He, tamam. Ve senin çok acayip duruyor yemin ediyorum ya. Gel. Koptu bağırma koptu. Biliyorum gel. Az sabır. Gel şöyle bir oturuverelim. Gel şuraya bir oturuverelim ben. Şanslısın. Çok acıktım lan Becenek. He. Evde yiyecek bir şeyler var mı ki bu Halim dedenin? Tanker gibi sevgisi bitirmişti kesin her şey. He ben nevale alıvermiştim efendim. Vah vah. Al sen şu anahtarı. Bir kayıntı hazırlayayım o zaman. Ben de bacanağın elinden bir yemek yemiş olurum lan. Hayriye arayacağım şimdi. Hayriye boyun hiç aramadım. Aramazsam kızar şimdi beni. Dur kız. Yımın da diyor ya. Efendim Sadakat Sigortam. Ne bela Hayriye? Aman iyi işte ne yapayım. Seni düşünüp duruyor Yımın. Ne mi düşünüyorsun lan altın dişlim? Ana kız bu beni altın dişlim falan diyor ya. Kız bu hobiler alo. Çok işe yarıyor ben de huylam. Alo altın dişlim diyorum lan. He duyuyorum. Yok Yımın ben bir an böyle kendimden geçiverdim de ondan. Niye kendinden geçtin lan ne oldu? Ne bileyim ya sen beni böyle tekrardan altın dişlim falan diyebilince Yımın uzun günlerden sonra vallahi bu lafın öyle bir kıymeti var ki. He ben de anlayıverdim lan kıymetini senin. Sen benim için çok değerlisin lan altın dişlim. Senin ağzındaki altın dişe kurban olayım lan. Ben var ya. Senin etrafında dolanıp durun lan devamlı. Sen benim güneşimsin lan. Ben senin uydunum uydun. Uydun. Ne diyor ki? Kız uydunmuş. Uydum. Ha? Yımın ayak bileğin falan nasıl? Vallahi bilek fena değil Hayriye de. Parmaklar böyle sızlayıp durur lan. Parmaklar çok fena. Değil mi? Anam kız niye ki? Lan ne bileyim işte bacanak. Getirtti beni oturttu öyle durup durun işte. Ne olacak şimdi ben bu ön seni göremeyeceğim mi? Vallahi gelemem Hayriye. Ayaklar çok fena zonklayıp duruyor. Hareket edemiyorum lan nasıl gelim? Tabii çok geçmiş oluversin Yımın. Sağ ol lan seni düşününce zonklaması geçiyor lan. Azalıyor. ben de aslında böyle bir geliverseydim de bir öpüverirdim seni o zaman geçerdim. Ne? Ayaktan mı öpeceksin lan? Ayaktan öpürürüm lan. Tetiş misin lan sen? Ay ne ayaktan öpeceğim Yımın? Saçma. Ayaktan olur mu? Yanakta herhalde. Ay vallahi imala... Ay ima... İması bile fena yani onu diyorum Yımın. He. Tamam o zaman lan. İyileşince gelirim öpersin lan yanaktan. He. Tamam lan Hayriye. Tamam Yımın. Kız ne diyor? Kız bunun ayağı falan çok fenaymış ya. Ümitlen durup durular ya bunlar. Gelemiyor. Aslında böyle biz bir gidiversek de azıcık bir ziyaret ediverseydik Huriye. Gitseydik güzel olurdu. Hem hastanın kıssası makbul. 5 dakika görseydik de güzel olurdu ama nasıl göreceğiz ki? Aa, kız ne yapıyorsun? Aa Ziyan ne yapıyorsun kız? Huriye. Kız neydi biliyor onu sürüverirdik bir şey yani. Aa. Bak kolonya bitmiş. Bitmişti.
üstü bir dökü veriyor. Seninle ne oluyor sana? Şimdi hakim hanım gelecek. Kolonyasız onu vermez. Hani... Anam. Kız baya. Öpçeyim. Aferin sana. Hadi gidelim. Aferin sana kız. Ana! Ana! Ne oluyor kız? Ne var? Ne var? Kolonya bitmiş. Kız Allah iyiliğini vermesin. Kuduruk bir şey oldu sandım ben de. Ay daha ne olacak Ayşe abla? Hakim hanım Hindi eli kulağında geliverecek bir kolonya dökemeyeceğiz mi? Ayıp. He ana vallahi çok ayıp oluverir. Ya ben anlamıyorum ki bunu. Ben daha yeni doldurdum. Ne çabuk bitti bu anlamıyorum ya. Aa, Didem bitirivermiştir. Artık o kadına falan ne kadar döküverdiyse böyle nerelerine kapağını falan da açık unutuvermiş. Tamam tamam. Ay tövbe tövbe hadi bir koşu alıp gelin. Hadi bir koşu bir koşu. Çabuk. Ana ne olup durur her yer mis gibi kolonya kokup durur. Temizlik mi var? Ne kolonyası gı? Bilmem sokaklar bile kokup durur. Ya bırak şimdi temizliğimizi de hadi üstünüzü başınızı değiştirin. Hakim hanım bize misafirliğe geliyor. Abu. Sahi mi? Ha, hadi hadi. Hadi koşun bakayım. Kız şu odunları alıver sen de orada. Anlayan bak güzel oluyor kız. Güzel. Ya şimdi siz bizim gafimizi bir içiverin. İyice bir rahatlarsın sinirleriniz geçer. Gel bakayım gel İmdat Çavuş. Gel. O kadar tepkiliyim ki o adama. Bir kahve sinirimi geçirir mi bilemiyorum. Haklısınız. Buyurun hakim hanım. Haklısınız. Buyurun. Ver bakayım aslanım ver. Ver gayfelerimizi ver. Buyurun. Geçin bakayım. Sağ olasın. Teşekkürler. Getir getir sağ olasın. Kapıyı da çekiver aslanım. Hadi bakayım. Kapıyı da çekiver. Yani o kadar haklısınız ki. Yani sonuna kadar haklısınız. Siz bizim köyümüze geliverdiniz. Bakın sizin de sinirlerinizi zıplatıverdi. Ya biz ne yapalım? Yani... Anden sinirleniyorum özür dilerim. Beni de delilendiriveriyor. Yani hayır elimden bir gaza çıkacak diye korkup dururum ben. Kusur bakmayın. Siz hiç merak etmeyin. Ben ona haddini bildireceğim. Ha bildirin bildirin. Elinizden geleni ağrınıza koymayın. Bu arada kahve gerçekten çok güzel olmuş. Aa iyidir iyidir. Malın iyisi bizde de. Böbür oğlu derler bize. Durandır benim adım. Duranaga derler beni. Buralarda. Çok memnun oldum Duranaga Bey. Ben de Handan. Handan adalet verir. Duydum, duydum. Söğütü hırta pozumu. Arkasından bağırırken duyuverdim o Alman Hanzos'unu. Alman Hanzos'u. Ben ona öyle deyip dururum. Bu Züht var ya, bu Zövde. Bizim köydendi bu Zövde. 25 sene önce Almanya'ya gidiverdi. Gidiş, o gidiş. Orada gala gala Hanslaştı emme, Hanzoluğundan da hiçbir şey gayb etmedi. Ben de ona Hans'la Hanzo karışımı olarak Alman Hanzosu deyip dururum. Çok ilginç. İlginç, ilginç. He, ilginç. Aslında demek istediğim daha çok şey var emme. İşte bir yana terbiye müsait değil. Ben küfür hiç sevmem. Ben göğlüyüm emme. Küfür etmem. Ne demiş Önder? Köylü demiş. Milletin efendisi de demiş. Söylemesi ayıp da ben çok köklü bir aileden gelip duram. Belli, belli. Geleneklerine bağlı biri olduğunuz çok belli. Demek karşıdan görünüp duruyor öyle mi? Öyle öyle yani böyle çizmenizden tesbihinize kadar öyle. Öyle de öyle de. Sadece kılık kıyafetimle değil. Yaşayışımla da öyleyimdir ben. Alışkanlıklarımdan hiç vazgeçmedim. Olen. 300 yıllık bir evde yaşayıp dururum ben. 300 yıllık mı? He. 300 yıllık. Yani ben işte sen triplekslerde, midiplekslerde yaşarım. Ama atılırım saygım var benim. Merak ettim doğrusu. Yani bende antika merakı vardı da. Öyle mi? Öyleyse sizle çok iyi anlaşacağız. Hele bu Zühtü meselesi bir hallolur. Bu Zühtü meselesi var ya.
Evet. Ben sizi evime davet edeceğim. Yani oğlak çevireceğim size. Olur mu? Çok memnun olurum. Ya, Hakim Hanım, yani gerçekten bana şeref verirsiniz. Şeref duyarım ben. Ay, şeref bana ait. Kayfenize devam edin lütfen. Kayfenize. Afiyet olsun. Geldim bacinek. Lan bacinek, yaktın lan sucukları. Ne edeyim bacinek? Elimden bu kadar geliyor işte. Sen yalnız yaşaya yaşaya alışmışsın ama biz senin gibi yapamıyoruz. Ne demeye getiriyorsun lan hindi lafı sen? Senin gibi yumuşak yapamıyorum diyorum bacinek. Lan bacinek zaten oca konusu yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Lan yemin ediyorum kapa artık bu konuyu. Tamam, kırılıyorum kapadım, ya. Kapadım tamam. Bağırma, sus lan. Bağırmıyorum da niye kapıdan gireceğin yerde kümesten giriyorsun ya? Lan ben nereden bileyim lan? Tarladan gelip durdum ben. O tarlaları geçerken birden senin bahçe önümüze çıkıverdi. Nereden bileyim ben? Abi. Lan şu motoru versene lan biraz bana azıcık. Niye lan Zütü baba? Sana lan gezip dolaşacağım biraz. Sana ne? Sizin cip yok muydu? Bozuldu, arızalandı koçum ya. Karıştırma orasını. Lan vereceksin mi, vermeyeceksin mi? Bak vereceksen ver, vermeyeceksen verme. Ona göre bilip durun, ben de kapıma geldiğinizde bir şey istemek için. Ona göre ben de verip vermeyeceğime karar vereceğim. Yok Züttü baba ya. Senden önemli mi motor ya? İnahtar denedi lan. Becerek inahtarı ver. İnahtar üstünde. Yani dikkatli olun abim, yeni alıverdi. Tam 25 beygi. Aldığından kaçıveriyor vallahi. Tamam. Voltajı düşüyor. Ben de amper metre. Tamam be. Bu da ne ya? Biliyor musun kullanmıyor Züttü baba? Sen daha. Al flash kabuğu. Dur çevirelim. Sürtür! Lan biz size bir sıvı vereceğiz. Siz de bize bir kıyak yapıvereceksiniz. Benim motorum nerede Zühtü baba? Hey lan hindi bırak motoru. Zühtü abimi dinle. Tarlaya bıraktım, bulursun o da. Ha iyi tamam. Lan siz bize bir iyilik yapıvereceksiniz. Tamam, bizim başımız dertte. Lan başı sıkışanda benim evime gelip durun. Yardım emin lan burası. Lan bir yanlış anlaşılıvermeden dolayı jandarma bizi arayıp durur. Bir dakika Zühtü baba, jandarma varsa işin içinde ben bir şey yapamam galiba. Yapamam. Ben de yapamam Zühtü baba. Abi bırak Allah aşkına, bunlar tırsak ya. Bunlar var ya, yaralı parmağı işemez burada, gidelim biz. Lan dur. Nasip çocuklar haklı. Lan ortada bir yanlış anlaşılma var. Kimsenin, benim bir günahım yok, sizin de bir günahınız yok. Benim bir olayla bir ilgim yok, sizin de bu olayla bir ilginiz yok. Cendeme bir yanlış anlaşılmada ya kurban gidiverdi. Bizi kurban edip durun. Şimdi siz burada bizi durup duracaksınız. Bizi saklayıvereceksiniz. Biz içeride saklanıvereceğiz. Siz cendeme gelip de bizi sorarsınız. Biz görmedik, duymadık, bilmiyoruz diyeceksiniz. Tamam. Tamam da neden lan? Lan şimdi onu anlatıveremeyeceğim ben sana lan. Bak eğer böyle bir kıyak yapıversen bana, hem iş vereceğim lan sana, hem de
hayriyi vereceksin. Ana hem iş vereceksin hem hayriyi mi alacağım lan ben? Lan bu rüya yaparsan hem iş hem hayriye vereceksin, tamam mı? Tamam lan. Olur o zaman lan, yaparız gari. Ben de rüyayı vereceğim. Ben sana dedim, gel bana üç güveysi oluver dedim ben sana, sen kabul edemedin. Hala üç güveysi diyor ya, sütüme olamıyorum. Ben, eğer bizi gammaz diye verecek olursanız bir daha ne hayriyeyi ne huriyeyi görüversiniz, görürsünüz. Yok lan Züttü baba, siz içeri geçin gari. Gerisini bize bırakın, biz halledeceğiz. Evet. Halledeceğiz. Evet. Değil mi lan Becenek? Bilmiyorum. Geç, geç, şimdi geç. Hiç kim işi diyor lan? Ya bırak geçin onu, vereceğim, vereceğim. Abi, sen emin misin bu salaklara hem iş hem kız verme konusunda? Lan biri zaten voltaj düşüyorsun kardeşi. Amperi düşük. He, ona bende verilecek kız yok. Diyene kızı veriverdik zaten. Garson olarak da çalıştırıveririz. Motosikleti de var. Servise de gidiverir. Var mı başka çaremiz, var mı yani? Vallahi ben bilmiyorum abi. Bunlar tam süzme çünkü yani. Ne yapalım oğlum? Benim gerizekalı kız işte bunu seçivermiş, seçerse. Yani ne yapayım? Canlı abi lan. Lan kalk lan, kalk lan. Ana. Lan yemin ediyorum geldi. Ooo komutanım hoş geldiniz. Hayırdır hayırdır? Hoş bulduk hoş bulduk. Hayır hayır. Telaşa mal yok. Telaşa mal yoksa bir çay dök verin. Abi geldiler. Ha bir şeyler yiyelim komutanım. Nasiptir ya, nasiptir ya. Yok sağ ol, biz Züttü Gülbayır'a bakmıştık da. Züttü Gülbayır? Evet. Ha bizim kayınbabamız olacak kendisi. Bilemiyoruz vallahi nerede. Gördünüz mü bu yakınlarda kendisini? Yakınlarda. Vallahi göremedik, sen gördün mü? Vallahi komutanım ben ne zamanını görmüyorum ya Züttü Gülbayır'ı. Emin misiniz? Ha eminiz, yemin ediyorum. Zaten bu aralar komutanım bizim aramamız biraz limoni benim Züttü Baba'yla. Çünkü Hayriye tanımıyor. Neyse, Hayriye vereceğim diyor, vermeyeceğim diyor. Benim tepemin tasını attırıveriyor, ben anlamıyorum ya. Zaten kayınbabamız ne yapacak, atsan atılmaz, satsan satılmaz. Komutanım böyle işte. Doğru diyor, doğru diyor. Aynen öyle ya komutanım. Bu şahıs var ya bahsettiğin sen. Kendisi var ya bizim iliğimizi, kanımızı, her bir şeyimizi gurutu verdi ya. Biz kız istemeye gidiyoruz kendisi ama kendisi saf inat. İnadına Allah kendisi. Bize kız vermiyor, bana kız vermedi gibi. Ne diyor biliyor musun? Ben ona içkimizi gidemeyeceğim. Biz böbür oluyoruz komutanım. Bir böbür oğlu içkimizi gidebilir mi? Sana soruyorum. Allah aşkına akıl ver. Söyle komutanım. Ben soracağım ben sana, ben sana soracağım. Ya yemin ediyorum bak, bana öyle bakma komutanım. Yemin ediyorum buralarda yok. Bak gözlerime öyle bakınca korkuyorum ben ya. Ben ne diyorum biliyor musun? Gir içeri. Sen kendin bakıver. Altını üstünü arayıver. Bak gel. Gel bak. Gel bak içeriye bak. Ya içeri bak komutanım ya. Dolaptır, raftır, her şeyin altına üstüne ha. Nereye? Her şeye bak. En temiz. Vallahi en temiz. Geliyorlar abi. Nasiptir ya. Lan kendi çıktı abi. Geldiler abi. Lan Züttü baba. Ne bu hal? Züttü baba bir ise. Lan siz gerizekalı mısınız lan? Lan niye içeri girip bakın deyip durunuz lan dışarıda ha? Ya dur be açıklayıvereceksin Züttü baba. Neyi açıklayıvereceksin lan siz? Lan neyi açıklayıvereceksiniz lan? Lan neyi anlattın? Sen neyi anlatacaksın? Hem arkamdan konuşup durunuz ikiniz de hem de orada adama gir içeri bakıver deyip durunuz lan siz. Siz süzme misiniz lan? Gir içeri. Ama Züttü baba. Abi. Abi kavga etmenin sırası değil şimdi. Sonra ederiz kavgayı. Ama şimdi Züttü baba biz özellikle öyle yapıverdik. Yani bile bile biz onu özellikle yaptık. He biz özellikle arkanızdan atıp tuttuk öyle de böyle de diye verdik. Komutan sizin burada sakladığınızı şüphelenmesin diye. He biz bilhassa öyle dedik lan geçin arayın bakın diye. Komutan da bizi rahat görünce aramaya gerek duymadı. Kuşku yaratmadı kuşku. Kuş beyniler, kuş beyniler siz kuşku yaratmayacaksınız diye biz aşağıda komaya girdik, yaşlanıverdik lan. Tamam lan. Züttü baba, şimdi tatlıya bağlayalım, bahçede kayıntı yapıverelim, he? Yok lan ben orada kayıntı yapamıyorum lan, oradan kabak gibi ortalık yerdesin. He. Herkes görüp durur, siz yapın kayıntınızı, biz burada bekleyelim. İyi, en azından biz kayıntımıza devam edelim bacak. Yürük. Siz mi? Neye koşamıyorsun ya? Ay kız koşamıyorum ben, Huri. Çok fena ciğerlerim hırlıyor ya benim. Ya Hayri, kurbanım bak.
Anama yakalanacağız. Bir de hakim hanım gelip durur. Ne olur koş, kurban olayım hadi. Elimi tutun olsun. Hanımlar. Buyurun komutanım. Siz Zühtü Gülbayır'ın kızları değil misiniz? He. Babanız nerede? Ay bilmiyoruz biz. Ya komutanım, komutan abicim, şimdi sen bizi lafı tutuverme. Bizim çok acelemiz var. Babam da nerede olduğunu bilmiyoruz. Nereye böyle? Ay işte evde kolonya falan bitiverdiydi. İşte biz kolonya yetiştiriyoruz eve, hadi. Tamam da sizinle bu tarafta değil miydi kızlar? Ay evet otur. O tarafta da belki bir komşumuza uğrayacağız. Komşuya uğrayacağız biz ondan işte. İyi, iyi hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Lan iki lokma bir şey yemledik, o da rezil oldu lan. Lan sucuğun yağı bile dondu lan. İğrenç. Benim ayakta zonklaya zonklaya daha da bir zonklar oldu lan. Anlayamadım. Çok acayip duruyor biliyor musun? Yaktın beni bacanek. Çok acayip duruyor. Ben mi yaktım seni bacanek? Sen kendi kendini yaktın lan. Ben kurtardım lan seni. Kurtardım. Dırnağı boyamasaydık aşkın psikopatan nasıl kurtulacaktın lan? Daha ne istiyorsun anlamıyorum ki. Ya aslında doğru söylüyorum bacanek. Lan o psikopat aşkım var ya, o celeri görünce böyle piskindi. Böyle yaptı böyle biliyor musun aslında? Piskindi tabii lan. Hayriye hocaları görünce piskinmedi. Herhalde gerçek aşk bol veriyor biliyor musun becerim? Lan Hayriye onları ilaç sanıp duruyor lan. Ne alakası var? Sürpriz. Ne oluyor lan? Ara. Gel lan. Nereden çıktın lan? Altın dişliyim. Ne yaptırayım? Yavaş yavaş. Yavaş. Koy böyle koy. Ne oluyor lan? Dur bakayım abi. Dökme lan. Şşt. Lan Hayriye yemin ediyorum düşman olmaz lan. Bak açıklayacağım ben. Abi kızlar geldi. Öpme lan, hayır bırak lan. Ya yemin ediyorum hayır yapacağım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Reç baba, hasta ziyaretine geliverdik. Nasıl hasta ziyareti? Ya nasıl hasta ziyareti? Hem bu böyle şapı şapı öpüp durumuz. Baba eşeği böyle hasta ya ondan yani. Anam da bizi öpüveriyor ya ondan işte. Ben sizi böyle... Ay! Ay acıyor ama ya. Sen niye öpüp durum? Ben öpmüyordum. Öptüm öyle seni. Lan nasıl ben öpmedim? Gözümle gördüm lan. Şöyle durun. Sen Allah. Lan kızıcık sopasını geberti benim. Gözüm. Lan laf. Lan size ne diyeyim lan be? Lan mercimek beyniyle, lan galaksinin angutları lan. Lan siz bilmiyorsunuz mu lan ben kızlarımı öpeni ben öpüp durun? Ya Zühtü bu, biz onları öpmedik. Onlar bizi öptü, onlar bizi öpmedi mi? Ya onlar bizi öptü. Lan konuşma, hala konuşup durun bak, hala konuşup durun. Voltajı düşüyorsun kardeşi. Ya ama Zühtü baba şimdi biz de seni koruyiverdik, saklayıverdik jandarmadan. Sen bizi bu reva görüyorsun ha. Biraz haksızlık oluyor. He Zühtü baba biz jandarma yanlış yönden dedik. Biz seni koruduk, karşında mükafat bu mu olmalı? O kadar emin olmayın beyler. Nasiptir kaç. Kaçmayın, etrafınız sarıldı kaçmayın. Komutanımız kaçmıyoruz ki zaten. Ne kaçmıyoruz da ne o? Ceyran mı yapıyor açık kalan kapıda koşturduğunuz o tarafa doğru? Takın arkadaşlara kelepçeleri. Hadi. Kelepçe ne kelepçesi ya? Komutanım vallahi bak biz kaçmıyorduk ya. Komutanım vallahi bak biz suçumuz günahımız yok. Sen niye böyle editörün ya? Biz bir şey yapmadık ya. Bana niye kelepçe döküyor? Hakime ona ben mi hakaret ettim canım? Nasip. Tamam hakareti Zühtü Gülbayır etti de sen de yandan onaylamışsın maşallah. Ama yani Zühtü baba bizim de elimizden bu kadar geliveriyor. Yani artık seni koruyamıyoruz. Elimizden bu. Arkadaşlar aradaki kelepçeleri. Ne? Niye lan? Yardım, yataklık, görev başındaki jandarma personeline karşı koyma, yalan beyan. Sayın mı daha? Hadi bakalım. Gideceğim biz. Hadi bakalım arkadaşlar. Ciketimi alayım bari komutan. Abi komutan bir her türlü kurtarım. Her türlü kurtarım. Şöyle geçelim. Pardon. Alo, buyurun. Handan adalet verir. Peki komutan bey, çok teşekkürler. Şahıslar nezarette kalsınlar. Normal prosedürde zaten hakim karşısına çıkacaklar. Ne oldu? Yakalmıştı ama. Evet. Çok şükür. Yani gerçekten isminizle müsennasınız maşallah. Hemen adaleti yerine getiriverdiniz. Adınız gibi. Ben onlara dedim. Adaletten kaçılmaz dedim.
Emme zühtü bu. Çekirge misali kaçıp dur böyle ortalıktan kayboldu zıplaya zıplaya. Ama bir sıçradı, iki sıçradı. Layığını buldu. Bulacak tabii. Sakın acımayın. Sakın acımayın. Yani sakın hafif gidici sebep bir sebep mebep kullanmayın gözünüzü seveyim. Adaleti yerine getirebilir. Neyse ben artık kalkayım. Dürüye'yi çok bekletti. Efendim, Dürüye'nin evine kadar ben sizi bırakıvereyim. Lütfen. Zahmet edeceğiz size. Ne demek efendim, ne demek? Ha, ne zahmeti. Siz bizim köyümüze kadar gelmişsiniz. Ne zahmeti, şeref vermişsiniz. Buyurun lütfen. Mers. Buyurun efendim, buyurun lütfen. Buyurun efendim, buyursunlar. Lan Duran Aga, ne olup durur lan? Anlatmayın lan. Duran Aga, Duran Aga. Bana bakın. Bu sütü hala yakalanmadım arkadaş. Şişt, dağılın, 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 dağılın. Aa, hakim hanımı boğmayın. Sonra o da sizi içeri tıkacak. Ben size sonra anlatacağım. İnfermantasyon yapacağım. Dağılın, dağılın bakayım. Dağılın, üstüne üstüne gelmeyin adamın. Allah Allah. Sakin olun şöyle. Tamam. Koskoca hakim hanımı nedir? Hizaya geçin bakayım şöyle. Geç, 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 geç. Geç şöyle. Tamam, tamam, geç, tamam. Geç. Sen de geç bakayım, sen de geç bakayım. Hey! Memleketimin, köyümün, kaygan zemininde gayet iyi oynayıveren ahali. Sabahtan akşama kadar daifede okey oynayan boş beleşçile. Yerine göre zehtici, yerine göre Duran Agacı olanlar. Hindi, Zehti Gülbayır dediğiniz zırtapoz. Adaletin pençesiyle cebelleşip duru. Abo! Ya bu ne? Ya niye abosu? Neyin abosu? Ne abosu ya? Ya hakim hanımı korkutacaksınız ya. Hindi kızacak, sizi o Alman hanzosunun yanına atacak. Hadi dağılın bakayım hadi, dağılın bakayım. Lan neredesin lan? Kaçın önden bakayım. Duraga, neredesin lan Duraga? Buradayım, buradayım, buradayım. Ha Duraga, burada mısın? Buradayım. Müjdemi isterim gari, müjdemi isterim. Ne müjdesi bakayım? Ben bilmiyorum neler oldu. Zehti'yi gördüm, jandarmaların arasında tutuklamışlar. Kamine kodla, gözütle onu. Halima, uyan Halima. Muğla'da sabah oluverdi. Ne gülün lan Kırbaş? Tövbe tövbe. Ya sen faz farkıyı da geriden gelip duru. İmdat çavuşu sonra sana anlatacak. O iş bitmedi. Bana bak, imdat çavuş. Buyurun. Sen de davul zurnayı ayarlayıver. Halim Agay'la yubik atacağız. Emredersin ağam. Buyurun. Ne gülüp durun lan? Lan ben magarayım. Gözüm bir yerden ısırıp durağım lan. Lan Halima, senin gözümde hep karıları ısırıp durağım. Halima, Halima sende de amma göz var lan arkadaş ya. Dişle eva gözlerin, dişle. Lan sizi ben mi dişleyeceğim ne bu köyde artık gezemeyeceksiniz. O duruma getireceğim lan sizi. Bana bak ulan, hadi duymadın mı Duran Agay'ı? Davul zurnu ayarlayıverdi diyesene. Tamam ayarlayıvereceğim, ayarlayıvereceğim. Geç içerisine. Lan oğlum hadi. Ya ayıp. Halimallah bittik, vallahi da bittik billahi. Kız, bittik. Ne oluyor be? Kız, babamla yakalandık Halima. Çok fena. Ne zaman? Kolonya almaya gidiverin için. Abla ne var bunda? İçki alırken yakalanmadınız ya, kolonya alırken yakalanmışsınız. He, doğru diyorsun da işte böyle ben kolonya falan alıverdiydik. Benim bir yımını görüşsüm geldi. He, Halima abla, ben de hazır. Buzları eriti vermişken Ümit'i görüverem dedim. Ne olacak? Ne var bunda? Ha, ne olacak? Kız böyle bir bahçeye dalıverdim ben. Ondan sonra benim limanı bir öpesim geldi ki. Kız neresinden? İşte böyle yanağından olsun. Böyle bir yerlerinden işte böyle. Bir var yanağında öpüverdiyseniz ya. Halime abla ben de Ümit'imi yanağımdan her yerinden öpüverdim var kız şunu. Ne olacak ya? Yanaktan mı ne olacak? Ya şimdi biz böyle öpüşüyorduk bahçede. Böyle şapur şapur. Bu bandı içerideymiş. Sen dur içeri şey. İçeriden bizi dur. Soluğu bahçede aldı. Dudaktan mı öpüştüğümü sandın? Ben işte böyle artık nereden nerelerden neşi böyle öpüşüverdik zannediverdiyse Nazife. Vallahi babam çok kızdı. Kız, sizin ne işiniz var burada dedi. Abo, kız var ya
Ben değeyim size. Siz bu sefer Nasrin'in deyimiyle çok fena yan basıverdiniz. Vallahi duyuyorum artık nereye basıverdiysek ben de asıl ne olacak biliyor musunuz mu? Babam eğer anama yamanın elinde bizi bastığı değmeyirse hemen hepimiz bitir. Kız bu sefer fayda çok fena. Anam bay. Bu sefer hepimizi kaynar kazandı kardeşim. Tabii seni. Bunları kaynetecek. Bunları basmış babam. Kız sen ne diyorsun Nazife ya? Anam bize hiç ayrımcılık mı yapıyor? Bilmiyor mu bu ömrüte kaçıverdi de hepimizin kimliği verdi. Doğru diyorsun. Bak şimdi ben de bir fena oldum. Versene. Süremancık. Gittik bittik. Vallahi komutanım bir şey devireceğim. Emredersiniz komutanım. Ya komutanım bir şey devireceğim. Vallahi bizi boşu boşuna içeri attı benim. Ya bizim hiçbir suçumuz, günahımız yok. Anam. Ben onu bunu bilmem. Vallahi ben gereğini yaptım. Ben sizi mahkemeye sevk ederim kardeşim. Gider mahkemede anlatırsınız derdiniz. Hadi geç. Hadi. Ya, komutanım mahkemede ne işi verecek? Oradaki hakim de bu hakimi ağrı içi olacak. Hepimizi toptan yakıvercek galiba ya. Bak Zühtü Gülbayır, hakimler hakkında ileri geri konuşup durma. Geç. Komutanım en azından bir abimi arayıversem, haber versem de bir avukat getirverse buraya. Tamam merak etme ben yukarı çıkınca ararım abini. Hadi gelirler şimdi hadi. Geç kardeşim. Geç. Ben biliyorum. En son ben gireceğim. Geç. Allah Allah. Sen ne yapıyorsun burada ya? Geç. Geç kardeşim. Allah Allah. Zorluk çıkartma. Hadi. Hadi canım. Sen de. Şans gel. Ya bizim ne suçumuz var komutanım ya? Hadi mahkemede anlatırsınız derdiniz. Hadi Allah kurtarsın. Tövbe tövbe ya. Şu işe bak be. Kafanı kısır karı. Hem senin yüzünden Zühtü baba. Yaktın bizi. Yemin ediyorum yaktın ya. Daha ben çok yakacağım lan sizi. Ben sizi gebertiveceğim lan sizi. Abi yapma abi. Öldüreceğim lan ben sizi lan. Abi yapma ya abi. Lan hindi sen bunlardan yana olup bunları mı koruptun lan bana? Ya olur mu abi istersen kemikleri kır benim canıma minnet. Ama gözetim altındayız. Bak bunların yüzünden daha çok ceza yiyeceğiz. İskender, paşam gel bak börek koydum sana. Böreğini yiyme içeride hadi. Okuldan geldin sen acıkmışsındır. Aferin kız uyuttun mu bebeğini? Uyudu. Hakem Hanım'a ayıp olmasın diye içeride yiyiversin dedim. Aman kız ne olacak çocuk o daha. Olsun. Ay kız şu hamuru eşkimesin ha. Ay lokmayı döküverse miydik acaba? Kız bu Hakem Hanım yoksa akşam yemeğine mi gelecek? Yok kız yok. Yok hemen gelivereceğim dedi. He. Ama devletin işi bu tabii. Devlet için iş yapıyor ya kızcağız. İşi uzadı herhalde. Ay. Ya Zühtü baba sen yemin ediyorsun büyütüyorsun ha yemin ediyorum. Bak vallahi kızlar bize geldi. Biz öpmedik ya. Onları geldi biz öptük. Ben kaçamadım. Benim var ya ayağım zaten sakattı. Hangi ayağın lan sakat? Ha işte bu. Bu. Zühtü baba ne şiddet uyguluyor şimdi çocuğa. Hem yardım ediyor seni hem şiddet uyguluyor. Hem senin yüzünden bu genç yaşımızda hapiste yüzükleyin. Peç! Becerek gittiler ya. Kim bilir kaç yıl yiyeceğiz biliyor musun sen? Bilmiyorum tabii. Çürüyeceğiz oğlum burada çürüyeceğiz. Değil mi lan? Tabii. Senin tuzun kuru tabii. Alışıksın sen. Nasip. Biz kaç yıl yeriz sence lan? Bilmiyorum abi. Değil mi lan? Ben biliyorum. Tahmin ediyorum ben. Lan madem biliyorsun söylesene. Voltayı düşün kardeşim, amperi düşün. Çok. Ben askerdeyken askerin bir tanesi komutana ağır laflar sarf ediverdiydi. Senin askerliğin hiç bitmez dedilerdi. Değil mi lan? Dedim bile. Efendim, Hakem Hanım buyurun. Yürüyen evi burası. Hoş geldiniz Hakem Hanım. Hoş geldin. Nasılsınız Hakem Hanım? Ay Ayşe'ydi değil mi? He Ayşe. Oturuverin ayakta kalıverdiniz. Efendim affedersiniz. Müsaadenizle ben ayrılayım efendim. Çok teşekkür ederim Duran Bey. Sağ olun. Efendim teşekkür. Efendim ne demek? Ben size teşekkür ederim. Hem de sonsuz teşekkür ederim efendim. Sağ olun saygılarımla. Lan Duran.
Niye bu kadar teşekkür edip durun Hakem Hanım'a? Efendim, onu size Hakem Hanım anlatıversin. Dürüye Hanım. Hoşçakalın. Güle güle. Ay oturuverk, oturuverk. Oturur. Kız baş köşeye, baş köşeye. Ay. Senden. Ay ne kadar güzel, ne şirin bir evim var böyle duruyor. Kızlar yaptı hepsini. Hakem Hanım, ne zaman gideceksiniz? Ne zaman mı gidecek? Bizim buralarda adettendir. Genel misafire ne zaman gideceğim diye sorulur ya. Neden ayol? Ya hani sen geldin ya. Geldiğinden dolayı sana hizmet edeceğiz. Hizmet edelim de mahcup olmayalım diye. Ay benim rahmetli anneciğim de öyle. Ay misafir gelir gelmez ne kadar kolonya, çikolata varsa hepsini çıkarırdı. Anneciğim dur derdim. Öyle misafirin önüne her şey verilir mi? Hemen gidin der gibi. O da derdi ki, ay kızım öyle deme. Ne kadar oturacaklarını bilmiyorum. Biz ikramımızı yapalım da ikram yarım kalmasın. Sonra verirlerin gelini bize hiçbir şey vermedi derler derdi. İşte bundan diyormuş da aynısından. Ne zaman gideceksin o vakit? Ay ne bileyim bir yarım saat kalırım herhalde. Ana kız ateş almaya mı geldin kız? Kız Dürüye ben o zaman lokmayı döküverem. Hadi döküver işte. Hadi. Ay o ateş ne öyle orada? İşte lokma dökeceğiz sana. Gel kız gel göstereyim gel. Ay bakayım gel. Hadi şuna. Gel senin için yaktık. Gel. Ay. Ay hadi gel. Ay dur lokma ne zaman? Türküsünü çalmayacaksınız. Zühtü'den kurtuldu artık köyümüz. Ya. Amanini yandım Zühtü. Türküsünü çalacaksınız ki biz de Halim Aga'yla karşılıklı göbek atacağız. Bu ne? Çalın bakalım. Hadi Kemal Bey hadi. Hayda. Hayda. Kız hayırdır? Bu davuzun ne be? Köyde düğün mü var? Yok kız benim bildiğim. Yok yok. Duran Bey buraya gelirken istetmişti. O çaldırıyordur. Niye ki? Allah Allah. Herhalde Zühtü hapse girdi diye kutlama yapıyor. Ay çok çektiriyormuş köylüye. Bak bak sana çektirdiği yetmiyor. Bir de köylüye çektiriyor görüyor musun? Kim bu münasebetsiz tam şenliğin ortasında? Ne var? İmdat Şakrak! Moğla! Emret komutanım! Abo! Ümit Bey mi? Emredersin komutanım. Emredersin komutanım. Böyle bir zamanda durulur mu? Lan! Yahu ben sen benim göbeğimi ne kesip durun bakayım? Tövbe tövbe. Lan duramıyoruz lan. Yerimizde duramıyoruz. Kanımız gıpraşıp duru. Ne de olsa saate geçtik mi? Ağam Ümit Bey içeri atmışlar. İçeri düşmüş. Ne diyorsun lan sen? Ne? Nezahat atmışlar ağam. Niçin? Neden? Neden atmışlar bakayım? Zühtü'ye yardım ve yataklıktan. Bravo! Olur mu lan hiç öyle şey? Olmuş ağam. Olmuş. Jandarma Zühtü'yü saklıyor diye Ümit Bey'i de içeri atmışlar. Bu oğlan yine ne karıştırıp durur. Allah. Yine bu oğlan ne karıştırıp. Dur lan. Beni bekliyor gari. Dur lan. Geliyorum. Ayol hem börekler hem lokmalar amma zahmet ettiniz. Teşekkür ederim. Olur mu canım? Afiyet olsun. Dürüye ana. Eline sağlık. Lokma. Süper. Afiyet olsun paşam. Ay Dürüye, kim bu güzel çocuk sana ana diyor? Bu İskender olup duru.
Bu Zöhtü'nün evlatlığı. Ben bakıp durum buna. Zöhtü'nün evlatlığı mı? Nasıl yani? Bak, bu Zöhtü nüfusuna alıvermiş bunu. Zöhtü'nün oğlu değil, Alamandan getirivermiş. Bana bak. Hani mahkemede bir kadından bahsetmiştin. Zöhtü'nün olmasın bu çocuk ha? Yok, yok. Vallahi Zöhtü'nün değil. Yok, vallahi değil. Bak, Zöhtü'nün bir arkadaşı var. Adı Nasip olup durur. Böyle goboya benziyor. Bu onun oğlu. Nasip Alaman'da kaçak çalışırken Zöhtü bu garip ortalarda kalmasın diye buna sahip çıkıp veriyor. Nüfusunu alıveriyor. Değil mi lan İskender? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman, aman, aman. El öpenlerin çok olsun evladım. Ay pek güzel. Aa, bana bak. Senin güğümler nerede ayol sahi? Bilmem ki ya, evde onlar da. Hakikaten bir bakıp gelim onlara, onlar da bir elini öpüversinler. Ay kız, bir de gayfe yaptırayım Halime'ye, benim büyük kıza. Lokma'yla bir güzel oldu böyle. Bu benim Halime var ya. Halime bu koyun üstüne gayfe yapan yoktur ondan başka. Ben de azıcık döken bayılacağım. Azıcık da benim. Allah da anam oycik, billah da oycik. Kız, kız ne ediyorsunuz? Kızım. Vallahi gelip durun. Kız, kız tıkalı kapalı ne ediyorsunuz be? Kız bu koku ne? Ana biz kolonya falan sürtürüz. Ha bu kolonya alıver dedik de o güzel mi diye bakıyorsun. Ay, ay, ay ne denemesi kız? Yıkanıvermişsiniz ya. Ay başımıza ne geldi? Başımıza ne geldi bilmeyemez. Ne? Ne geldi? Babam gelip de seni bir şey mi dedi? Ha anne, bizimle ilgili. Yok yok, babanız gelmedi. Gelemez de. Niye ki? Hapisteymiş. Nasıl hapiste babam? Ya şimdi Hakem Hanım da içeride oturuyoruz ya biz. Hakem Hanım anlatıverdi. Babanız gayfedeyken... bizim boşanmamızla ilgili, Hakem Hanım'la ilgili gozuşu veriyor. Hakem Hanım'a hakaret ediveriyor. Hakem Hanım da bu duyu veriyor. Bu baksın tutukluyuveriyor. Oh, şükür. Çok şükür. Ne diyorsun kız? Ay yok bir şey ya öyle yani. Ana öyle değil yani. Babam daha büyük suç işlememiş. Ondan de öyle çok şükür dedim. Kız, kız hakeme hakaret büyük suç. Ya ben bir şey diyemedim tabii Hakem Hanım'a. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Mahkemeden dedim ya. Hani babanızla ilgili kötülükler söyleyiverdi. Yüzüm yok tabii. Af dileyemiyor. Ne yapacağız? Bir şey yapacağız. Bir plan yapacağız. Babanızı kurtaracağız. Babanızı kurtaracağız. Ana sen böyle planla oyunlar falan yapıyor muydun? Yapacağım. 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 Babanızı kurtarmak için yapacağım. Bak 12 yıl hapiste yatmış. Daha da mı yatsın ya? Ya yazık yatmış. Yani yazık. Tamam yazıktı diyorum. Bir Hakem Hanım'a soru versek biz. Böyle birkaç ay falan yatıp çıkacaksa hiç uğraşmaya verelim. O da biraz rahatlayıveri, sinirlili geçer. Bizi özleyiveri, sen de böyle bir kafanı dinleyiverin. Kız o nasıl laf? Ha? O nasıl laf? Hem ne siniri bu? Ha? Ya ana şimdi Hayriye kardeşim demek istiyor ki babam şimdi hapse girdi diye çok sinirlidir ya. Azıcık yatsın, siniri de geçsin demek istiyor değil mi kız? Aha, öyle dedim, öyle dedim. Olmaz, ben doyamadım daha babama. Evet yani, olmasa iyi olur. Kız, kız Hayriye, Huriye. Niye istemiyorsunuz babanızın kurtulmasını? Yok ana, ondan değil yani. Ondan... Ama bir suç işleyiverdiyse cezasını çekecek yani. Dur! Bana bakın. Bu evde demokrasi var. Tamam mı? Bak, Nazife, ben, Halime üç ediyoruz. Sen, Hayriye, Huriye iki ediyorsunuz. Üçe iki kaybediverdiniz. Bu kadar. Ya ana, hani sen de diyorsun bunu bu eve demokrasi bir numara büyük geliyor de. Ust! Benim laflarımı bana satmayın. Benim laflarımı bana satmayın. Sıtmayın. Bana bakın. Şimdi Halime sen gidiyorsun. Gidiyorsun aşağıya. Orta bir gayfe yapayım.
Tamam mı Hakem Hanım'a? Siz de üçünüz. Üçünüz Hakem Hanım'a gidiyorsunuz. De yalnız yani bana yapıyorsunuz ya. Hani yapıyorsunuz ya böyle yalancıktan, oyuncuktan hani böyle ağlıyorsunuz. Aynı şekilde ağlıyorsunuz Hakem Hanım'a. Yalvarıyorsunuz. Böyle ayaklarına kapanıyorsunuz. Diyorsunuz ki ne olur Hakem Hanım, ne olur Hakem Hanım. Babamızı kurtarıver diyorsunuz, diyorsunuz. Hakem Hanım size acıyor. Babanızı affediveriyor. Babanız kurtuluveriyor. Bu kadar. Hadi, hadi. Mahpushane çeşmesi yandan akıyor yandan. Mahpusluk bir şey değil, yanıklık var bir yandan. Ben verem oldum ya yoluna. Hey gardiyan, gardiyan, tabancamı ver bana. Ya gardiyan dedim gardiyan. Komutan geldi verdi lan. Lan komutan, komutan çıkarıvereceğim bizi burada. Yok daha nereye çıkıyorsunuz Ütü? Senin daha burada biraz işin var. Ziyaretçin var da onu haber verin dedim. Sağ olun komutan. Buna da yalnız mümkünse kısa sürsün. Tabii komutanım, tabii. Ben kardeşime iki kelam laf edeceğim. Ondan sonra ben çıkacağım. Tamam, hadi. Sağ ol, sağ ol. Abi sen nerede kaldın ya? Boş boş da tıktılar beni buraya içeri. Komutanla bir konuşuver de çıkart beni burada. Ben konuştum, ben konuştum. Öğreneceğim her şeyi öğrendim. Çekil bakayım. Ho! Zühtü Gülbayır, nasılsın bakayım? Lan ben senden kurtulamayacağım lan. Lan ben senden kurtulamayacağım lan. Kurtulacaksın, kurtulacaksın. Kurtuldun zaten. Sen kendi kendine intihar ediverdin. Akrep gibi kendini sokuverdin. Ve ne derler Duran Aga? Sen Anjinson, ben Toran Aga. Çıkıvereyim, gösterim vereceğim ben sana. Toran Aga'yı da, Toran Aga'yı da. Tamam, tamam beyler. Haklısınız, haklısınız. Kusura bakmayın asker ağa. Kusura bakmayın. Biraz. Ben oğlum çıkamayacağım buradan. Buradan çıkamayacaksın sen. Ben Hakim Hanım'la konuştum. Ya senin cezanı hiçbir şekilde indirmeyecek. Hem de en ağırından ceza uygulayacak sana. Sürüm sürüm sürüneceksin. Lan sen burada sürüm sürüm sürünürken biz de düğün yapacağız. Ne demek? Lan yoksa Hayriye mi lan? He? Kim evleniyor? Yürtü lan. Sen orada durup durun ya şimdi haberin de olmaz. Ben de sana haber vermek için geri verdim gari. Sen burada sürürken Duran'la Dürya'nın düğününü yapacağım. Evereceğim onları lan. Lan eskayım baba. Böyle mi olduk lan şimdi ha? Hain herif. Yalvarıp durdun ya bana karım ol diye. Konuş bu ne sen koy bu eskisi. Tövbe tövbe. Sen onu Suzi Bayan olayını patlatmadan önce düşünecektin gari. Ya işte hak yerini buldu sonunda. Sonunda hak yerini buluverdi. Çuvaldızını başkasına, iğnenin açık ucundan da kendine kaktırıvereceksin. Kaktırıvereceğim. Bu ne? O iğne sana. Kaktır. Sen yardım edeceğim. Ben buradan çıkacağım lan. Beni idama mahkum edivecekler. Ben buradan çıkamayacağım. Asıl sen o zaman düşünüver ne yapıvereceksin. Çıkacaksın, çıkacaksın hem de. Çok geçmiş olacak. Tabii canım, çıkacaksın. Çıkacaksın. Doğru. Dürüyeyi kutlamaya geleceksin. Kız ne de olsa evlenmiş olacak. Yeni yuvasını kurmuş olacak orada. Bunla beni çıldırttın. Çekil zaten abi. Sakin ol lan. Sakin ol ya. Hadi bakalım. Mahpushanede size iyi günler diliyorum. Geçmiş olsun. Gülü gülü. Hoşçakalın. Allah'ım. Oo, abi biz ne oluyoruz?
Hakikaten biz ne olacağız duran aga? Sen bize bir kıyak geç ver de bizi buradan kurtarıveren gari ha? Siz ne olacaksınız biliyorsunuz mu? Ne olacağız? Sizin ne olacağınız belli. Siz yaşlar olarak bu kuru kütüğün yanında yanacaksınız. Abi ne diyorsun sen ya? Ne diyeceğim? Başka ne diyeceğim aslanım? Biz böbüroğluyuz. Ben böbüroğlu değilim. Emme biz böbüroğluyuz. Biz böbüroğlu olduğumuza göre böbüroğlunun kanun karşısında boynu kıldan incedir. Sen bu herife yataklık ettiğin için sen de burada cezanı çekeceksin. Halima, hadi gidelim de biz meydanda göbek atı verelim Halima. Helal. Keşke birkaç sene de çenge alıverseydik. Hadi Allah kurtarsın gari. Bu abim var ya. İyice kafayı yemiş. Yürürek. İşte sen de bu kafayı toplayıp düşünüver şimdi. Ve bu var ya bu böbür oğlu değil lan bu. Dübür oğlu lan bu. Ya şimdi Züttü baba sen de başlama ya. Yemin ediyorum bu zaten benim becerim yıkılıverdi şu an. Yıkık bir adam ya. Hala baba diyor. Kayınço diyor. Lan öldü. Abi, dur. Buba. Lan buba. Sus sen de sen de. Kız Hayriye, kız ne edeceğiz? Vallahi içimde hiç ağlamak gelmiyor. Aman. Kız benim de gelmiyor ya. Zaten zorla çömülen çömük daha hayır mı gelir? Siz var ya, hainsiniz ha. Ya babam içeride hala ne edeceğiz diyorsunuz? Çömük suratlısınız hepiniz, çömük. Kız Nazife ne öyle diyorsun ha? Babam hapisten çıkarsa bizi oyacak diyorum, oyacak. Babam bırakacak oymaya, anam başlayacak uymaya. Sen yürüvermedin tabii. Kız, oymalı Muğla tavanına dönüvereceğiz. Ama babam sizin sayenizde hapisten çıkarsa sizi affeder. Kız ya affedivermezsin. Kız vallahi diyorum size siz yürüvermediniz. Böyle böyle bakıyor diyor bana. He, gözleri böyleydi. O ciğer gibi kıpkırmızıydı var ya. Görmen lazımdı. Zaten bu Yaman'ın evinde saklanıveriyormuş. Biz bilmiyoruz. Bizi görüverince ortaya çıkıverdi. Tamam mı? Kız o cendeme bayağı. Sen bizi takip etti ben seni diyeyim Huriye. Eğer öyleyse de babam çok kızgındır var ya. Ne edeceğiniz? Kurtarmayacağınız mıydı babamı? Vallahi bilmiyorum ben yani. Artık ne geliverirse Nazife. Zaten sinema yapacak halimiz yok. Rol de kesmeyeceğiz öyle olacak işte ya. Tamam kız yeter artık su anam duyacak yine kalanacağız ya. Dünya. Lokmalar şahane olmuş, ellerine sağlık. Sağ olasın, afiyet olsun. Biz lokmamızla övünürüz değil mi Ayşe? Unundan mı, mayasından mı, odun ateşinde dökülüyor, ondan mı bilinmez ama. Tadına doyum olmaz. Allah harika. Artık kahvemi içeyim gideyim. Halime yapıp getirecek kahveyi birazdan. Nerede bu güğümler? Hiçbirini göremedim ayol. Hindi gelecekler de. Laf aramızda Hakem Hanım, bunlar benim kızına pupalarının içeri tıkıldığını öğrenivermişler. Böyle kendilerini odaya tıkıvermişler. Hangi ağlayıp dururlar. Vallahi çok üzülüyorlar vallahi. Ya, sahi mi? Ya görsen, böyle gözlerinden seçeyim, gözyaşları akıp durur. Ay Allah. Üzüldüm şimdi. Bak istemeden kızları da üzdüm, gördün mü? Vallahi öyle oldu galiba. Vallahi böyle diyorlar ki, yeter ki babamız içeriden çıksın diyorlar. Bunun için böyle bir ağlıyorlar ki Ayşem, gözleri böbrek olmuş hepsini. Hoş geldiniz Hakem Hanım. Allah. Hani ağlıyordu bunlar? Hoş geldiniz. Öpeyim ben elinizi. Ay öp. Aman el öpen neniz. Ben de öpeyim. Vallahi iyi ki giliverdiniz yani. Ay hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım güğümler ha? İyiyiz vallahi çok. Çok iyiyiz Hakem Hanım. Çok. Vallahi biz o kadar mutluyuz ki de sizi sormalı. Ben de iyiyim, ben de. Ben hiç iyi değilim. Babamı hapse atmışın. Ay bu hep böyle. Nazife, Hakem Hanım misafirliğe geliverdi yani ayıp. Nazife çok ayıp.
Bir dakika, Zühtü amca hapiste mi? Ya, ya öyle hapiste ya. Niye? Bana hakaret etti çocuğum. Bu çok kötü. Ay, kusura bakmayın kızlar ama yani şartlar böyle gerektirdi. Yani kusura bakmayın, sizi de üzdüm. Olur mu hakim hanım? Ya şimdi biz de üzülüverdik ama ne yapıverin? Babam gibi kanlı karşı gelecek halimiz yok. Yani tabii şartlar böyle gerektiriverdiyse siz her zaman en doğrusunu bilirsiniz tabii. Biz evlatları olarak çok üzülüyorsun da yapacak bir şey yok artık katlayınca. Ay! Dürüye kız! Dürüye kız! Kız Dürüye yetiş! Ne oldu kız, hayırdır ne var? Hayır mayır değil. İmdat çavuş deyiverdi bana. Zühtü'yü jandarmalar tutuklayıvermiş. Biliyoruz. Otur. Bizim Ümit de tutuklanmış ya. Abo! Ümit'imi neye tutuklayıvermişler? Zühtü'yü saklamaktan. Yardım ve yataklık etmekten değil. Abo! Yiman da yanlarındaymış. Niçin? Neye? Yiman'ın evinde Zühtü'yü tutmuş jandarma ya. Ondan. Ay, değil mi? Kız görüyor mu beni? Can, sadakat, sigortam gitmez. Kardeşim. Ay! Dördü de hapishanedeymiş şimdi. Kız dördüncüsü kim kız? Nasip, Nasip. Kovboy var ya, o da yanlarındaymış. Ne? Nasip mi? Ay! Kız ağlayıp durmayın be. Ne ağlamayacağız Bahçeyar? Kislam ya. Ay, kim bu hanımın bahsettiği şahıslar? Bunlar sevgiler işte. Ya hakim hanım, kurban olayım yardım et. Vallahi kurtarıver bizimkileri ne olur. Bir şey yapıver sen mesela beni, sen yapıverirsin. Ha, tamam bir dakika, bir dakika durun ağlamayın, ağlamayın. Ama nasıl ağlamayalım hakim hanım sen ya? Sen bizim gençliklerimizin karartı veriyorsun. Vallahi dayanamam ben, sen bir şey yapıversen. Biz onları çok seviyoruz hakim hanım. Ne olur sen teyze affet onları. Ay Allah. Ay tamam durun sıkıldım. Ben bir tek Zühtü'yü içeri attırdım. Diğerlerinden haberim yok canım. Hadi ne olur hakim hanım ne olur. Tamam kız. Şey o zaman bir silah diyorum sen. Babam kalıversin o öbürlerini salıversin. Çimdik ama her yerim çürüyüverdi benim. Kız. Ne diyorum ben? O zaman sen babamı falan da bırakıver, anam rahat ediversin bir zahmet. Kız sen ne diyorsun ha? Ne diyorsun? Ben sen niye cimcik diyorum ha? Hakim hanım rahat ediversin, onu sıkmayın diye. Dürüye, sen de mi Zühtü'yü salayım istiyorsun? Yok canım, yok. Ben kendim için demiyorum ya. Ay baksana hakim hanım. Ben bu zavallı içindeyim. Bak nasıl üzülüyor. Üzülüyor değil mi? Çok üzülüyor, çok. Ya bir dakika, öyle şey olmaz. Ya şikayetimi geri alırsam Zühtü dışarı çıkar. Ya içeride hepsinin kalması lazım ya da hepsinin çıkması lazım. Tamam hakim teyze, sen sal hepsini bizim için ne olur. Evet. Ne diyorsun Dürüye? Allah, öyle değil mi? Baksana nasıl üzülüyor. Ay tamam. Nerede benim şu telefon? Dur çocuğum. Dur çocuğum, şu jandarmayı arayayım bari. Bana bakın. Vallahi sizin hatırınız için yapıyorum. Yoksa hayatta çıkartmam o Zühtü'yü içeriden ha. Ona göre. Komutanım, şimdi sen Ümit ceza almaz diyorsun yani, öyle mi? Yok merak etmeyin. Ceza falan almaz Duran Aga, merak etmeyin. Ben zaten aşağıda dedim. Haydut ittim. Dedim çakçem dedim. Ağzının üstünden dimedim de. Onu dimeye getirdim yani. Anladım. Bana kalırsa zaten çocukların pek bir suçu yok. Tehdit altında yapmışlar. Ne yapmışlarsa. Ya. Yapmıştı. Yapmıştı. O Zühtü dilen herif tehdit etmiştir. Yap ha. O hani eski damadım da demiyorum. Sığırın tekidi. Merak etmeyin. Mahkemede suçsuz oldukları anlaşılır zaten. Gayfin içti mi? Öyleyse bize müsaade komutanım. Müsaade sizin Duran Aga. Ya. Meydanda davul zurna tuttuk. Oynayacağız. Oh. Hani yo sen de gelsene. Yok sağ ol. Ya sağ sen ol. De gel ya. Sağ ol. Olmaz. Ya komutanım hadi geliver ya. Vazifem var Duran Aga, müsaaden. Peki nasılsın? Hadi. Hayırlı işler komutan. Sağ ol. Hadi görüşmek üzere. Selametle gelin. Hadi güle güle. Güle güle. Güle güle. Sağ olasın.
Başçavuş Murat. Bağla oğlum. Buyurun hakim hanım. Nezaretliler efendim. Evet. Anladım hakim hanım. Gerekli işlemleri yaptırıyorum efendim. Anladım. Lan yeter lan, dolanıp durmayın lan, başım dönüp durur lan. Lan Nasip, sen de sırtlık çalıp durma lan. He abi, siz türkü söylüyordunuz, koro yapıyordunuz ya. Lan Nasip lan, evimizin donuna kar yağmış. Buradan çıkıp çıkmayacağımız belli değil. Sen ortalıkta dönene fıydı da fıydı da ıslık çalıp durun lan. Abi, sen sıkıntıdan şiştin. Şişince hacmin büyüdü. Hacmin büyüyünce burası sana küçücük geldi. Aslında nezarethane hala o küçük hali durup durup. Çok komik. Hakikaten üstü baba ya. Sen nereden buldun bu espritik kovboyu? Konuşma lan sen, konuşma. Haklısın Ümit. Lan burada elimizin bağını asma dikmişler. Sen hala burada bize ıslık çalıyorsun ya. Öleceğiz lan burada, öleceğiz. Konuşma lan sen. Top alır da kırarız. Ne hala konuşuyor zaten, acıttınız babacına. Yeter lan, yeter lan, yeter lan. Beyler, ne oluyor ya? Ne bu bağırıntı böyle? Ya komutanım, komutanım. Bir çocuk daha acıkı verdi. Acıkı verince de birbirlerine iyi yemeye başladı. Siz bize yemek verebilecek misiniz? Yemek falan yok size. Yapma ya, niye lan? Yok, yemek yok. Nasıl ya? Nasıl? Lan. Yemin ediyorum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne veriverin sizi. Sündürüm sürüm süründürüm tazminat ödemeye mahkum ettirverin sizi ha. Öyle mi? He. Bir dakika. Hadi git ver. Hı? Hadi diyorum gidin, yemeğinizi denersiniz hadi. Nasıl yani ya? Serbestsiniz. Ne? Hakim hanım şikayetini geri aldı, serbestsiniz hadi. Hadi Bacinek. Bacinek arayıp durun, ne yapayım lan? Kız, telefon. Benim de telefonum. Yiman arıyor ya. Aa, Ümit arıyor. Yiman, ne yapıverdin? Çıkıverdin mi mapustan? He, çıktık lan Hayriye. Ne yaptın lan? He, Huriye'm. Ümit, seni bir şey diyeceğim. Babam bize affedi verdi mi? Vallahi bilmiyorum Huriye'm. Bize içeride çekti mi edin, bırakmadı. Size ne çek hiç bilmiyorum. Abo! Kız sahi mi diyorsun sen? He, Züttü baba çok sinirliydi ya Hayriye. He, meydana doğru koşup duru. Biz de koşacağız şimdi. Onun peşinden gidiyoruz. Geliyoruz, geliyoruz Huriye'm. Tamam, bekleyin. Gel bacık. Kamil. Şimdi ben hiçbir şey anlamadım. Ay hakem hanım, bu nasıl sevinçten ağlayıp durun. Sevinçten demek az. Durun abi, daha mutluyuz ki. Bak çok sevinç. Bu ne abi? Bak sevinçten ağlıyorlar. Alo, buyurun komutan. Evet, salınmışlar. Çok teşekkür ederim ilginize. Mersi. Hadi. Ben gideyim artık, akşam oldu. Ben de meydana kadar seni geçirivereyim hakim hanım. Ay yok, hiç gerek yok, ben giderim. Aa oğlum, hiç öyle şey. Sen kalk nerelerden buralara kadar gel. Biz seni bırakırız hiç kapıda. İyi hadi öyle olsun. Hadi hadi. Ana. Biz gelmesek. Kızım hadi de yok. Ay yok yok vallahi. Kusura bakmayın siz de, yani Düne ablayla Ayşe abla falan. Yok yok, biz de geliyoruz. Biz de geliyoruz. Hadi, tabii canım. Evet. Hadi o zaman dur bebeğimi alayım ben. Hadi kız hadi. 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 Yürü ya. Hadi.
nerede kalıverdiniz be? Ayaklarımız gevşedi burada be. Ya nerede kalacağız, nerede? Jandarma komutanıyla karşılıklı kahve içmedik. Ne? Duranaga, olay neymiş olay? Ya ne olacak? Zühtü içeri tıktılar. Bayağı bir yat çekçeli. Ne? Ümit'e ne oldu verecek? Ya Ümit'i ne edeceğiz? Ümit'i ne edeceksin? Boş ver Ümit'i gitsin. İmdat çabuk. Merhaba. Ulan burada mısın? Hadi bakayım. O zaman çalsın davulla zurnala. Gel Hasan dayı. Gel bak gel gel. Hoppa. Ne oluyor böyle ya? Ne yapıyor bunlar? Beni alt etti ya. Davul zurna çaldırıp oynayıp duru. Ana. Gel lan gel gel. Abo! Ne abosu ne? Ne abosu? Ulan mıktalarını kaybettiler ya. Akılları başlarına yeni gelip duru. Onda... Dikkat et abi. Ne dikkat edeceğim lan? Arkamda ham, arkamda. Lan onlar benim arkamda değil, Zöğüt'ün arkasında. Hadi bakayım, hadi, hadi. Şey, çok, vur. Lan ortaya bir şey, gel lan beraber oynayalım lan. Oyna, oyna. Sen nereden çıkıverdin lan? Senin çıktığın yerden. Hepimiz aynı yerden çıkmadık lan. Yalnız Duran nasıl vurup durur bana? Ya eh be Zühtü, niye sen böyle yapıyorsun anlamıyorum ki. Yenge, abim bir şey yapmadı ki. O voltajı düşük Duran yaptı her şeyi, ben gözlerimle görmedim. Ya onu demiyorum lan. Ya bu Hakem Hanım'a niye hakaret edip durun ha? Hakem Hanım seni affediversin diye gırk takla atıverdik vallahi. Ama yenge o konuda da yanlışınız mı? Hakem Hanım uzattı konuyu. Oğlum lan, erkek düşmanı demiş, rüşvetçi demiş. Ya Duriyem, ben öyle deyivermedim. Beni tanımadan, bilmeden boşayıver dedim. Benim kırıma ne kadar aşık olduğumu biliverseydi, boşayıvermezdi beni dedim. Ya, öyle mi dedin? Öyle dedim tabii ya, soru ver. Dedi, dedi. Ben dedim ki, ona dedim, eğer dedim hakim kırıma ne kadar aşık olduğumu biliverseydi dedim, bile bile beni boşayıvermezdi. Buna rağmen beni boşayıveriyorsa eğer dedim, ya o dedim hakim dedim erkek düşmanıdır diyiverdim, ya dedim rüşvetçidir dedim. Ondan sonra sen bu başını dinleyivermeden sonu duyuverdi, hemen jandarmayı aradı ben bir şey diyivermeden. O duran da ona gaz veriverdi, her şey böyle oluverdi işte, kaymak geldi anlamı yani. İyi tamam neyse ne. Tamam bak vermiş, sadakamız varmış işte. Heh, sen ne sen üzüldün ne ben üzüldüm. Hadi, hadi. Ama öyle deme Bedriyem be, öyle deme bak. Benim ödüm çıtladı ya. Ben gene hapislere düşüvereceğim de sen benden vazgeçivereceksin diye. Tamam lan tamam, bitti gitti tamam. Tamam üzülme. Tamam dikkat et acık. Şu Duran'a da gaz verip durma be. Tamam diyorum, söz veriyorum gari. Ellerin dert günü vermesin, bütün ağrılarım geçiverdi vallahi. Hadi sen istirahat et bakayım. Hadi gidiyorum ben. Abi yengem tam tavuğuna geldi ha. Artık son bitirici darbeyi indir. İndireceğim nasip. Yarın açılışta ben de artık. Yengen açılıvereceksin gari. Vallahi da anlatıyor, biliyor da anlatıyor. Kız anlatacak tabii. Oyçık kız bizim, vallahi oyçık Huri. Zaten Yiman'ın evine falan gidiverdiğimizi öğrenince bu sefer... Anam vay ya bak. Ay fenalaşıyor. Ay. Vallahi bu sefer oyçık galiba anam bir saattir babamın yanında. Halime ablacığım. Halime ablacığım.
Sen bizim halimizi görüyorsun. Ya bir anamıza karşı bir koruversen bize olur mu? Ya koruyacağım, nasıl koruyacağım Uğur'u ben bu sefer bilmiyorum ki ya. Ha, siz onu Yıman'ın evinde babama basılırken düşünecektiniz. Kız sen artık bak! Ay! Ana! Ana ne olur vallahi biz bir şey yapmadık. Billahi de yapmadık ne olur ana. Dur be, ne oluyorsunuz? Bir daha bir şey yapmayacağız Ne diyorsunuz be? Babam seni ne dedi? Nasıl dedi? Yani Hayri ile benle ilgili ana. Ha? Ya hadi alık alık konuşmayın be. Aa, kızım hadi Nazife Hanım akıllı kızım benim. Hadi çık bakayım dışarı, Halime ablanızla bir şey konuşacağım ben. Hadi siz de çıkın. Benle mi konuşacaksın? Ha, senle konuşacağım. Ne ki? İşte öyle işte. Hadi. Hadi kız çıkın. Çıkın diyeyim. Aa. Çık, ay çık. İyice alıklaştı bununla. Ay. Ne diyorlar anlamıyorum. Ana beni niye öyle bakıyor? Ne oldu? Kız bana bak. Bana hiç yalan konuşmayacaksın değil mi? Ben. Ana ben sana ne zaman yalan konuştum? İyi. Şimdi de konuşmayacaksın o zaman. Söz. Bön döne geldi ya. He. Ümit içeride dedi. Huri ağladı. Yıman içeride dedi. Hayri ağladı. Ha bunları anlıyorum da. Nasip içeride dedi, sen neye ağladın, onu hiç anlayamadım. Ne demek istiyorsun anacığım? Şunu demek istiyorum. Bunun üzerine Hakem Hanım ne dedi? Dedi ki, bunlar kim olaya dedi, niye bu kadar ağlıyorlar dedi. Nazife ne dedi? Bunların sevgilileri dedi. Hani onların sevgilileri ama Nasip senin sevgilin mi olup duruyor ha? Aa, öyle mi dedi ana, ben hiç fark etmedim. Ha öyle dedi. Kız, kız sen Nasip'e gönlünü mü kaptırdın kız? Abu, hiç öyle şey olur mu ana? O da gaza görüp durun. Ana vallahi günahımı alıyorsun ya. Vallahi çarpılacağım, ne alakası var? Ben Nasip benim abim gibin. Hiç öyle bir şey yok yani. Ben ona mı gönlümü düşüreceğim ana? Vallahi ben bilmiyorum. Bilmiyorum işte. Ben sorayım dedim. Sana. Tamam ana. Şimdi ben seni soracağım bir şey. Ben şimdi 25 yaşına geliverdim. Sen benim yaşımdayken 4 tane bebem varmış senin. Yani seni düşüren düşüreceğini düşürmüş. Hem de 4 kere. Ben bu yaşıma geliverdim. Öyle tohuma kaçtım. Tek başıma bile oturup durun. Ana hiç kimse beni istemiyor. Hiç kimse beni sevmiyor. Kimse beni bir şey düşürmüyor. Ben yine birine gönlümü düşürsem çok fena bir şey mi yapmış olacağım? Yani... Güzel gözlü kızım benim. Güzel gözlü danam. Olur mu hiç öyle? Kimse beni sevmiyor ama. Güzel gözlü danam benim. Kıyamam ben seni. Ben seviyorum ya seni. Olur mu hiç? Sen seviyorsun zaten. Anne. Güzelim benim. Güzel gözlü danam. Kıyamam ben seni. Sayriye. Ne? Kız anam ne konuşup duruyor acaba ablamla? Üf, ne bileyim ben. Ben biliyorum. Kız biliyorsun da ne demiyorsun bize? Söyle bakayım. Söylemem. Hadi ben babama gideceğim. Siz de gelin açık. Yok Nazifeciğim sen gidiver. Gidiver. Nazife ablam. Diyorum ki annem sen böyle bir babama gidiversen. Desen ki Hakim Hanım'a... Ablamla o kadar yalvarıverdiler, öyle ağlayıverdiler ki desen, ondan affediverdi seni de, sen de o belki birazcık yumuşayıveri. He, tamam. Tamam. Hey, hadi an. Hadi sen yapıveririz. Aslan kardeşim. Hadi kov ben onu. Hadi. İnşallah, maşallah. Güzel.
Cehen olsun imdat çavuş be. İnsan dimez mi? Zühtü arkamda kıvırıp duru de. Dedim ağam, dedim. Ne dedin? Dedin anlaşılıyor mu ki? Ağam o goboy yakalayıverdi beni. Bir anda boşluğundan yararlanıverdi. Ne olduğunu anlamadan içeride buldum kendimi. Yazıklar olsun sana be. Biz de sırtımızı kime dayayıp dururmuşuz meğer. Boşuna beslemişiz seni. İmdat çavuş, koy boya papuç bırakacak öyle mi? Öyle değil mi ağam ya? Vallahi çok zoruma gidiyor. Zor. Tamam. Gel mandapoz gel. Gel Almanya'ma. Ben sana şimdi sormam mı? Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Güzel köyümün 10 numara insanları. Oho goboy hoş geldin. Gel buyur otur lan. Ne var lan bayram? İyiyim lan gel otur. Yok oturmayacağım. Benim işim var, acelem var. Size hayırlı bir haber getirdim gari. Aha. Deve bakayım lan Müslüman goboy. Neyi getirdiğin haber? Zühtü abim var ya. Döner burger restoranına zincir ilkini yarın açıyor gari. Lan goboy nerede açık duruyor? Yeri nerede bu dükkanın? Tabakhanenin arasındayı biliyoruz mu? Bilmemiz lan. Ha? Orada olup duru. Dönerler de beleş. Hepiniz davetlisiniz. Akideş. Ben sizin içki bütün kötülüğün anasıdır demedim mi? Kulağınız duyama mı? Lan deli. Sana bir darla bağışlığı verdik. Ha? Çeneni kes otur oturdun yerde. Ha? Kafamı kapma. Yapılan iyilik söylenmez. Udu günah. Lan senden mi öğreneceğiz lan sevabı günahı? Ha? Arkadaşlar neyse ben gitmek zorundayım. Acelem var benim. Yarın mutlaka hepinizi bekliyorum. Döner beleş, alkol beleş. Gelin. Basın da geliyor lan. Hep beraber şöyle dolacağız. Gazeteye çıkacağız. Olur tamam, geliriz. Hadi gülü baba gülü. Eyvallah sağ ol. Döner de sen. İçkiler de beleş. Oh. Arkadaşlar madem yarın sabah erkenden açılış var. Biz de erkenden kalkıverem diye. Helal kalkam. Ben de gidem de hazırlık yaparım lan. Lan arkadaş açılışı siz mi yaptırdınız lan? Ne hazırlığı lan bu? Ha? Ya biz yapalım yapmayalım. Erkenden gidelim diyoruz arkadaş. Allah. Lan arkadaş siz kaç akşamdır oyun kurulmadan kalkıp gidiyorsunuz? Bir halta mı karıştırıyorsunuz lan? Söyleyin bana. Ha? Öyle bayram ne haltı karıştıracağız arkadaş? Sabah açılış var erkenden gidelim diyoruz. Hadi iyi akşamlar arkadaşlar ya. İyi akşamlar. Lan arkadaş, bunlar bir hatlığa karıştırıp dur ama kokusu çıkıveriyor yakında. Va, hiç bekleme. Bunlar var ya bunlar, bir işler çevirip dur la. Hadi sen git. Doğru diyorsun lan ağaçsız. Ben bir yol varayım da şunların yanına. Bir bakayım. Lan Mehmet, gari sen ha Mehmet ha. Tamam bayram abi, merak etme canım. Kesen mi lan bıyığını ha? Kesen mi? Nasılmış lan arkadan saldırmak ha? Kesen mi lan bıyığını? Kesme. Kesmeyeyim değil mi? Kesme. Delikanlı adamın bıyığı kesilmez değil mi? Kesilmez. Kesmeyeyim değil mi? Kesme. Delikanlı adam arkadan da saldırmaz değil mi? Bana bak. Bu sana ilk ve son uyarım. Sakın bir daha etme. Yaparsan keserim bıyıklarını. Tavuk gibi dolaşırsın buralarda. Maydak mısın lan sen? Çek şunu. Bilemedin. Benim adım İmdat Çavuş. İkide bir karşıma çıkma olur mu? Köyü dar ederim sana. Tamam lan İmdat Çavuş tamam bırak. Hadi. Yürü. Hadi ben eve gidip durun ha. Hadi gülü. Hı. Gülü. Sağ olasın. Şşt. Bana bak. Ben sana buraya gelmeyeceksin demedim mi? Seni kapıda dışarı etmedim mi? Dedin ağam. Dedin ama ben de çok mühim haberler öğreniverdim. De bakayım. Bu Zühtü yarın dükkanın açılışını yapıverecekmiş. Hmm.
Neredeymiş bakken bu dükkan? Mola'da. Tabakhanenin orada. Tam Zöğüt'e göre. Tabakhaneye çömük yetiştirecek ya. Vallahi Gayfe'deki herkesi davet ediyor evde. Öyle mi? Onlar ne dedi? Tamam, tamam dediler ağam. Gelivereceğiz dediler. Bunlar hiç akıllanmayacaklar. Hala bu Zöhtü'nün dümen suyuna gidip dururlar. Beleş yemek, beleş buldular ya ağam. Atlayıverdiler hemen. Ne beleşmiş bakayım bu? Bu Alman Hanzusu dönerci dükkanı mı açıyor? Yoksa içkili lokanta mı? Burger, burger ağam. Ben kulaklarımla duyuverdim. İçki varmış. Boboy'dan duydum. Bürgercide içki olur mu hiç? Yani demek ki açılışta içki de verecekler. Halim aga, bu içkili açılışa biz de geçeceğiz. Hem de içkilerimizi içeceğiz. Tabii en niyet mensupları tarafından basılmaz doğrusu. Aferin lan. Ya, kafan çalışıp duruyor. Çalışacak tabii bu saksı, çalışacak. Bübüroğlu derler bana, Bübüroğlu derler bana. Eğer ben duran Bübüroğlu'ysam o Zöhtü daha dükkanı açmadan kapıya kilit vuracak. Hem de herkeslerin gözünün önünde. Herkesle duranın intikamı nasıl oluyormuş? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Arkadaşlar, bu gazmayı biz nereden vuruverelim? Nereden gazmaya başlayalım? Ya Osman, bu gömü nerede? İyice aya bak bakalım bir. Ne bakıp durun. Burada o kadar çok işaret var ki. He. Hangi işaret olduğunu bilemedim ama. He valla sen olsan nereye gömerdin lan altınları? Ben olsam nereye gömerdim? Şimdi durun bakayım. Ben olsam orta yeri gömerdim. Şura o zaman. Biz zaten orta yerdeyiz. Osman buradan gazmaya başlayıverelim. Başla, başla. Tamam, başla. Tamam, başla. Tamam. Başla. Şura. Büyük işaretli burdu zaten. Lan! Ne yaptığımız lan? Ne edeceğiz lan? Bir şey ettiğimiz var bizim. Öyle gezmeye gelmedik buraya. Ha gezmeye gelmedik. Lan duydum lan gömü de yavuz lan. Atsız'ın verdiği haritayı da cebine sakladım. Onu da görmedim zannet. Lan siz var ya. Kaç gecedir bir haplar edip durunuz, bir şeyler karıştırıyorsunuz. Lan hazine arıyorsunuz değil mi? Ne hazinesi? Hazinesi? Yok, yok. Nereden buldun çıkardın? Bayram bu sen ya. Ha. Ey o zaman ben gideyim bir jandarmaya haber verin de gelin. Ne jandarması lan? Dur 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 gitme haber verme. Verme verme haber verme. Gel lan gel. Sen de ortak ediyorsun kan. Ha şöyle yolu gelin bakayım, yolu gelin bakayım. Ben Bayram şimdi sen de duydun madem buna. Şimdi buraya gazı veriyoruz arkadaş. Burada defini varmış. Defini çıkaracağız. Ne çıkarsa? Öyle kuçu akıllı nasıl? Öyle kuçu akıllı. Hurba. Hurba. Bedavi işçi. Çalışıp durlar. Şimdi Bayram şu gazmayı sen al. Biz ikimiz gazalım. Gazılan toprakları da Kazım'la Alettin küreklerine atıversin. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi. Ya hadi Allah, bismillah. Hadi ilk gazma sen vur. Hadi. Bismillah. Öyle atsız. Öyle atsız. Hadi bakayım. Kendini tutma. Kendini tutma. Bir dolu işin var senin. Vallahi da uyudu. Kız bu babam da bize bir şey değil mi diyor Huriye. Bence biz yırttık. Anam. Kız bu babam hapse falan giriverince belki bizi affedivermişti. Ay. Ya yeter inin yanağımın üstünden. Kız kız saman balyası mıyız ne itiyorsun ha? Biraz hallicesiniz. Seni var ya çok fena yapmışım. Yap da anama söyleyiverem. Yaman'ın evinde öpüşürken babama nasıl yakalandığını. Kız sen canım sen bizi tehdit ettin. Ay kız sen bizi tehdit ettin. Tamam. Ağzımı kıracağım. Tamam zaten babamdan yeni zulmünden kurtuluvermişiz. Ben seni göreceğim ben seni bırak.
Yaman. Ümidim. Yaman. Ümidim neredesin? Bu dayım. Kaydayım. Yaman'la Ümit ha. Yaman'la Ümit ha. Lan siz akıllarını vermeyecek misiniz lan? Siz akıllarını vermeyecek misiniz? Ay baba. Sus sus. Geberti vereceğim sizi can güzelleri sizi. Sizi can güzelleri sizi. Sizi var ya ne yapıverem ben lan? Ben sizi ne yapıverem lan ben? Acı biber şerbettir size. Sizi geberti veririm lan ben. Sizi. Baba, ne diyorsun ya? Ne mi diyorum? Size bakıverin dedim be. Size bakıverin dedim. Ben Nazife geliverdi. Ziyaret ediverdi beni. Ben mapus dağda kalıverdim. Hiç merak edivermediniz mi beni? He? Hayriye. Huriye. Ne oldu kızım siz? Uyuverdiniz mi? He? Uyuverdiniz, unutuverdiniz değil mi? Yaman'ın çocukların bahçesinde çocukları şapır şupur öpüverdiğinizi, yarabbi şükür böyle öpüverdiğinizi unutuverdi diye düşünüverdiğinizi. Öyle mi yapıvermişler baba? Hiç vallahi haberimiz yok bizim. Anaların korumasının arkasına da saklanıvermişler buraya. Babam buraya gelemez diye düşünüverdiniz değil mi? Şimdi söyle. Ne ceza verin? Cezalardan ceza beyni verin. Cezanızı ben mi veriveren yoksa ananızı sevkili verin de o veriversin bir cezanızı. Ay ne olur, ne olur sen veriver, sen veriver. Kurban olayım mı sen veriver? Ne olur Allah aşkına. Ben veriverim. Sen veriver. Aranızda çok mu korkuyorsunuz siz? Benden korkmuyorsunuz değil mi? Onu. Yumuşak yüzü görüverdiniz beni. Almanya'dan gelmiş modern adam böyle şeyleri çok fazla kızı vermez diye düşündünüz. Ne edim? Ben size ne ediverim ben size? Ben size ne ediverim? Affedersen. Baba. Affedersen. Zaten bak ilk defa olan bir şey bu. Seni denk gelemedim o kurbanın. Zaten sen bir kere affediversen biz bir daha hiçbir şey yapmayacağız. Yemezle. Ben affediverin de siz o kısa yoldan kurtulun. Değil mi? Sizi çıkartacağım. Ama baba biz seni cendermeden kurtarıverdik ya. Zaten bir soru yani hakim hanım o kadar yalvarıverdik ki bizi öyle ağlayıverdik ki bari onun hatırına diyorum böyle bir affediversen usalıverdisin bizi ağlayıverdik diye baba. Gidin gözümün içine bakın bakın. Çıkarma sesi. Çıkarma. Yalan söyleyip durunuz ne? Niye diye vermiyorsunuz? İmanla Ümit'in orada olduğunu öğrenip verdiniz diye ağlayıverdiğinizi kız. Sen mi deyiverdin ha? Vallahi ben demedim. Böyle olmuş bir de bunlar lan. Bir de bunlar ben oluvermiş. Kız demedi. Kız demedi ben ortaya bir yem atıverdim. Sen lapin gibi kapıverdin. Öyle bir şey yapıverdim. Bu ne? Bu ne lan burası? Ne bu lan? Pavyon mu lan bura? Pavyon mu lan bura? Bu da bura. Pavyon mu lan? Vallahi bilmiyoruz baba. Hanginizin ebesinin ersi bu? Ya da hangisinin ebesini dürttüğümün çocuğu atıverdi bunu buraya? Bu şimdi bu e. Hariye'nin ersi mi? Huriye'nin ersi mi? Yani baba, belki Nesif'in ersi. Zaten bence bir şey değil mi? Buna gelip dur o güller hepsi. Hiç de bile değil. Evet. Baba, vay ya bunlar. Bak burada ne var? Nerede? Al bak. Bu da dün geldiydi. Artık Halime'nin değil, Huriye'nin neyse mi, Hayriye'nin neyse mi bilemiyorum. Nasip'i seni yolarım. Yolarım. Halime'nin de neyse yok mu ha? Yok mu? Kız. Var mı kız öyle bir şey? Yok baba tövbe. Günahımı alıyorlar vallahi. Günahımızı alıyorlar bunlar. Lan Nazife ile Halime'nin var mı lan yavukluları? Var mı? Baba var mı? Yok baba. Yok baba, yok baba deyip durun. Lan siz utanmayın. Yok gözüme lan. Kardeşlerinizin, ablanızın günahını abi unutamıyoruz lan. Baba, vallahi bilmiyoruz günleri kim atıyor.
sen baba? Yaman'a böyle gül veriverse azıcık onu o gözüne sokuverir yani baba. Öyle o güller müller onlar hepsini bu ümit yapıp duru Huriye'ye. Sonuçta basabiliyorum. Huriye! Lan Hayriye! Lan biz geldik lan bir bakıver lan! Lan! Lan nasıl sesleniveriyorsun sen bu çocuğa? Ümit'im baba. Ümit. Ümit'im. Huriye sesin ne oldu ya aslandın mı? Evet hastayım Ümit'im. İman! Ben de hastayım İman. Lan Hayriye! Lan sesin şeyine kaçıvermiş lan. Olsun lan ben seni böyle de seviyorum lan. Gelin gelin. Kimsecikler yok. Geliyoruz lan. Buraya. Hop 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 sen nereden çıktın? Şu bacına. Yavaş lan senin çıktığın yerden. Bacına çek lan mayınamaz. Çek dini çek. Çıkmadık mı lan? Çekiyorum lan çekiyorum. 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 Bırakmayacağım. Bırak. Çekiyorum. Oradan değil, oradan değil Fatih'e! Ana Fatih'e ben de elime bir şey geldi. Çek lan diyorum. Çek lan oradan çek. Sapı sende kalsın. Çekiyorum Fatih'e! Ben de kalsın lan. Bağırma lan Gürüye Ana içeride uyuveriyor. Kalkarsa... Gürüye Ana! Ne? Ana! Ana bu ne senin var ya? Lan kaç lan Fatih'e! Kaç buraya gel. Fatih'e bir şey. Lan buraya gel beni. Lan buraya gel beni. Geberti beni. Lan Fatih'e Ana, köylü delikanlıları kavga ediyorlardı da biz de onlara bakıyorduk. Tamam kız, kapayım bakayım. Kapat pencereyi, kapat. Kapa diyorum, kapa camı, kapa. Perdeyi de kapa. Ayıp öyle bakılmaz. Ha. Ama merak. Hadi, hadi yatın bakayım, hadi. Ana, ne diyeceğim? Sen bu akşam bizimle yatıversen. Ha ana, hiç sen bizle yatmıyorsun. Vallahi bir İskender'le yatıp durun ki bize hep unutuveriyorsun yani. Evet vallahi ana sen İskender geliverdiğinden beri unuttun bizi. Hadi ana bizle yat. Yatıver. Hadi ana ne olur bizle yat. Tamam kız tamam tamam hadi hadi yatalım hep beraber gel bakayım. Hadi bak gel. Hadi eski günler gibi yatıverin. Gelin kız. Hadi yat. Ha. Gelin bak kız. Sıkışın bak. Ört bakayım Nazife. Kız. Eskisi gibi dua edelim mi? İster misiniz ha? He, yapıverelim. Tamam o zaman hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yattım sağıma, döndüm soluma. Yattım sağıma, döndüm soluma. Yattım Allah kaldır beni. Yattım Allah kaldır beni. Nur içine daldır beni. Nur içine daldır beni. Bu gafletten uyanmazsam. Bu gafletten uyanmazsam. İmanımla, Kur'an'ımla. İmanımla, Kur'an'ımla. Cennetine gönder beni. Cennetine gönder beni. Amin. Amin. Kızlarım benim, güzel kızlarım, güzel danalarım. Thank you.
mi lan git bari? Yaptım, yaptım. Ya iyi. Gelecekler mi? Gelecekler. Birazdan gelip basacaklar. İyi o zaman ha. Haydi bakayım. Ne Zühtü? Şerbet Sevil değil mi lan bu? Le, o bizim Sevil de. İçinde kaliteli ala Alman duys. O ne lan? Alman'ın en has... Lan işte, lan ana kızım memişinden içeri gibi içi vermeyin. Gomalık olursunuz vallahi karışmama. Bize gomaz kardeş. Abi, arkadaşım işi ver, bir fotoğraf veren salın gideyim diyor. Lan şunu kesiverirken o pozu verivereydik ya. İşte işi varmış abi. Neyse, o zaman toplanı verin. Bakın kızlarım, Diriyen. Topları verin şöyle, şey... Ver, kurdeleyi aradan bir gösterdi ver bana. Gösterdi ver şöyle, heh. Kurdele de burada, evet. Aha, duran ağa gelip duruyor! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Lan ne işin var lan senin burada? Voltaj düşük. Ne olacak Alman Anzosu? Sen bütün köylüyü davet etmedin mi açılışa? E biz de geliverdik. Bakalım dedik nasıl dükkan açacaksın? Acaba açabilecek misin? Açayım lan açayım. Açacağım sen de nasıl açılacağım gör. Bana öyle geliyor ki sen bu dükkanı açamayacaksın. Açılacak açılacak ama... Sen açılışı göremeyeceksin gibi gelip duru bana. Niyeymiş bakayım? E çünkü şimdi burada öyle bir şey oluverecek ki... ...sen düşüp bayılıvereceksin gibi gelip duru bana. Ben niye bayılacağım ya? Zühtü Gülbayır. Benim buyurun. Hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti? İzinsiz içki satışı yapıyormuşsunuz. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Bu arkadaşlar ne içiyor pek? Onunla ikram be ikram. Olsun. Ruhsat gerekiyor. Burayı mühürleyeceğiz. Ben sana demedim mi bu dükkanı açmadan kapatacaksın diye? Bir dakika. Şimdi bak lan, rüşvet verecek gari. Lan rüşvet değil o. Memur bey, ruhsat yok doğru ama izin belgesi var. İzin var. Valilikten açılışta ikram yapıvermek üzere izin alıverdik gari. Peki. Kusura bakmayın. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Rica ederim. Sizin ne günahınız var? Gammazcı, ihbarcı, voltajı düşük, terörize gruplar düşünüversin gari. Hadi bakayım hadi. Bırakın siz de onları. Hadi. Haydi yürüyün. Gidiyoruz hadi. Durun lan. Nereye gidip durun? Daha bayıltıracağım ben seni. Nasıl bayılacaksın beni? Şöyle bayıltıvereceğim bir bekleyiver. Dükkan açılışını yapıvermeden önce... ...şu gönül açılışını yapıveren gari. Dürüyem, 25 senedir Alaman'daydım. Geri döndüm, seni buluverdim. Hayatımı düzene koyuverdim. Dükkanı açıverdim. Ama bu Zühtün hayatta en çok istediği bir tek şey var. O da sen. Dürüyem, benimle yeniden evlenir misin? Abooo!